Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sesimden de gördüğünüz gibi biraz rahatsız olmakla birlikte derslerimi iptal etmek zorunda kaldım ama bu tabii ki de video çekme engel değil çünkü temas olmasın diye tedbir amaçlı. Şimdi boşta durmayalım diye de arkadaşlar size kemandaki akort sistemlerinden bahsedeyim. Yani hani Batı müziğinde şöyle, Türk müziğinde böyle, ondan sonra bazı Türk müziği müzisyenleri telin akordunu da değiştirebiliyor. Bunlardan biraz bahsedeyim, hem de bilginiz olsun. Şimdi normalde biz Batı müziği de olsa, Türk müziği de olsa tellerimizi sol, re, la, mi şeklinde akort yapıyoruz. Yani sol, re, la, mi. En üst tel, kalın tel sol, bir alt tel re, la teli boş ve en altta mi teli. Bunu bu şekilde akort ediyoruz. Yani beşli akort. Notada gördüğümüzde sol olarak gördüğümüz yerde de mesela en üst kalın tel sol gördüğümüzde de sol basıyoruz. Şimdi Türk müziğine gelecek olursak Türk müziğinde de yine bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bakın burada çok kafa karıştırıyor, karışmış oluyor. Türk müziğinde de sol, re, la, mi şeklinde akort yapıyoruz. Yani akort cihazını açtığında Türk müziği de çalsa, Batı müziği de çalsa sol, re, la, mi şeklinde akort yapıyor. Değişen ne arkadaşlar? Değişen Türk müziği çalan sol, re, la, mi şeklinde akort yapsa da buna en üst tele do, ikinci tele sol, la teline re, mi teline do, sol, re, la diyor. Yani do, sol, re, la şeklinde söylüyor. Akordu do, sol, re, la olarak yapmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu konuda şey yapalım. Çok pardon. Yani burada dikkat etmemiz gereken ne? Türk müziğiyle çalsan, Batı müziğiyle çalsan do, sol, re, la olarak akort yapmıyoruz. Sol, re, la, mi olarak yapıyoruz. Türk müzikçiler do, sol, re, la şeklinde okuyor. Batı müziği çalanlar sol, re, la, mi olarak okuyor. Bu konuda netleştirelim. Bir de Türk müziği çalan bazı bu tercih meselesi kötü veya iyi değil. Ben de yeri geldiğinde yapıyorum. Mi telini şöyle bir akort yapıyor. Sol, re, la, re. Ne oluyor? Ben de re'ye düşüreyim şimdi. Fix'ten. Bakın ne oldu? Sol, re, la, re oldu değil mi? Şimdi ne değişiyor? Şimdi biz burada si, do, re bastığımızda sonra mi'ye geliyoruz değil mi? Si, do, re, mi. Bu şekilde si, do, re'yi alt telden alıyorsun. Yani si, do, burada üçüncü parmak bastığın re ile alt telin re'si aynı oluyor. Bu niye oluyor arkadaşlar? Şimdi bazı eserlerde hatta çoğu zaman bu biraz daha rahatlatıcı bir şey de oluyor arkadaşlar. Yani sistemde oluyor. Mesela si, do, re, mesela mi, re, do yaptığın zaman mesela mi, re, do geçişi böyle bir allak bullak yapabiliyor. Ama mi, re, do da mesela mi üçüncü parmağına denk geldiği için pardon. Mesela si, do, re, mi birinci parmağın burada. Mi, re boş daha rahat. Sonra do, si yapabiliyorsun zaten. Yani dizi aslında bakarsanız şöyle geliyor. Mesela özellikle segel çalarken, hüzdam çalarken mesela bakın. Ne yaptık? En alt teli de re yaptık. Şimdi arkadaşlar nelerden bahsettik? Bir, Türk müziği de çalsan, Batı müziği de çalsan sol, re, la, mi şeklinde akortluyorsun. Bu değişmez. Türk müziği çalanlar sol, re, la, mi yapan yapıp do, sol, re, la okudukları için bazı eserlerde en alt teli akort cihazından bir ses geriye düşürürler. Yani sol, re, la, re yaparlar. Sol, re, la, mi değil. Ama yine okurken Türk müziği sisteminde
do, sol, re, la şeklinde okuyoruz notaları. Yani notaların yerleri gibi düşünün. Onlar mesela, ya onlar bunlar demek istemiyorum ama farkı iyi anlayın diye. Türk müziği çalanlar diyeyim. Mesela en üst telde biz sol derken orası do diyor. Mesela birinci parmağımız re. Türk müziğinde. Batı müziğinde la. Yani böyle bir sistem arkadaşlar. Denenebilir. Yani en alt teli mesela re'ye düşürüp bir çalın. Güzel tınılar elde edebilirsiniz. Alışabilirsiniz. Bundan sonra böyle de kullanabilirsiniz. Ama bilgi olarak da şunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Bunları bilin. Yani genel olarak da müzik bilgisi olarak da bilin. Yani Türk müziği diyor. Adam do sol re. Nasıl yani do sol re ile? Do sol re ile mi yapacağım? En üst teli do yaparsam ne olur? Kopar. Hocam ben 400 re tel almıştım. Do sol ben Türk müziği çalmayı seviyorum. Do sol re ile yapacaktım. Tel koptu. Kopar. Bunun için bu video işte. Yani ne yapıyoruz? Akordu ellemiyoruz arkadaşlar. Do sol re la demiyoruz. Çekmiyoruz yani. Sol re la mi akordumuz. Sol re la mi yaparken bazı durumlarda sol re la re yapıyoruz. Bu da Türk müziği ile alakalı. Ama Türk müziği çalmak istiyorsan, Türk müziği nota sistemini geçtiğin zaman solfej ve nota yerleri olarak öğrenmek istersen yine sol re la mi yapıp sol re la mi demiyorsun artık. Sadece akordu sol re la mi yapıp onu unutuyorsun artık. Sonra do sol re la. Yani ben sana dersem ki en üst telin adı ne? Türk müziği çalıyorsan do diyeceksin. Bir alt telin adı ne? Sol diyeceksin. Bir alt tel re, bir alt tel la. Yani hocam en alt telim en üst telim sol yaptım değil. Türk müziği çalıyorsan artık o telin adı do. Do, sol, re, la şeklinde. Tamam? Bu videoda sizlere yardımcı olsun. Görüşmek üzere.